Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira arkadaşlar yatay seyir devam ediyor. Aslında çok bir değişiklik yok. Ama çok fazla soru alıyorum. Yani hocam işte yükselecek miyiz, düşecek miyiz, fikirlerinizde bir değişiklik var mı diye çok fazla soran arkadaşlar var. Şimdi tekrardan takip ettiğim kritik seviyeler nereler? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Kendi beklentim nedir arkadaşlar? Bunları söyleyeceğim. Tekrardan çok uzun bir video olmadan bitirmeyi planlıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle belli başlı videoya başlamadan önce değinmek istediğim noktalar var. Şimdi XTZ coin'inden bahsetmiştim hatırlarsanız sizlere geçenki videolarda. Ve XTZ BTC grafiğinde biz videoyu çekerken arkadaşlar tam olarak şu bölgelerde güzel bir uyumsuzluk vardı. Bakın burada arkadaşlar. Şimdi biz bu uyumsuzluktan sonra bildiğiniz gibi Bulut'a kadar bir hareket bekliyoruz arkadaşlar. XTZ'nin durumu nedir diye soran arkadaşlar vardı. Onlar için söylüyorum. Bakın burada arkadaşlar buluta kadar hareketini yaptı bu coin. Ve çok güzel karlar bıraktı. Değerlendiren arkadaşlar yorumlarda görüyorum zaten. Ama diğer arkadaşlar için de bilgilendirelim. Bakın buradaki uyumsuzluktan sonra tam olarak olmasa da yani bir miktar yukarı doğru sapma olsa da arkadaşlar buralardan satış yediğini görüyorsunuz. Ve değerlendiren arkadaşlar varsa çok güzel bir karlar bıraktı. Yani buluta kadar hareket geldi. Buradaki yakaladığımız bu uyumsuzluk dostlar güzel biçimde çalıştı. Yani biz bu uyumsuzluğu yakaladıktan sonra buluta kadar hareketin gelmesini bildiğiniz gibi %99 diyoruz yani yüksek ihtimalle geliyor. Yoluna devam etmesi için arkadaşlar bulutu kırması, bulut üstünde kapanışlar yapması lazım. Ama böyle kar alçık yaparak da güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu bizzat benim kendi tecrübelerimle oluşturduğum bir yöntem arkadaşlar ve bu zamana kadar çok şükür bana güzel paralar kazandırdı. Ve kanalı kurduğumdan beri de elinden geldiğince arkadaşlar bu yöntemi sizlere anlatmaya ve yakaladığım şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. XTZ şu anda bu şekilde, yani beklediğimiz hareket geldi soran arkadaşlar vardı, o yüzden söylüyorum. Şimdi geçenlerde de bir de Theta diye bir coin'den bahsetmiştim sizlere hatırlarsanız. Ciddi manada daralım vardı. Hatta şöyle Theta'nın da grafiğini açayım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bu coin. Şimdi burada geçenlerde hatırlarsanız çok ciddi manada fiyatta bir daralma var demiştik. Ve grafiğe baktığımız zaman yani yukarıya doğru kırması durumunda arkadaşlar çok ciddi manada bir hareket alanı oluşuyor. Yani neredeyse %70'ler civarında bir hareket alanı oluştuğundan bahsetmiştik sizlere. Ya yani bu coin'in de durumunu soran arkadaşlar var, o yüzden söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ben paylaştıktan sonra bu coin'i ortalama yukarıya doğru %10'luk hareketler yaptı. Bakın şuradaki şu hareket tam olarak bulutun üst noktasına takıldığını görüyorsunuz. Ama aslında ben bu coin'i şu yüzden paylaştım. Bakın 4 saatlik fazı geçelim buradan. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik fazı geçtiğimiz zaman bakın şu bölgeye baktığınız zaman burada arkadaşlar çok ciddi manada fiyatlar almış artık bu noktalarda. Yani bu ne demek oluyor? Bu coin'de arkadaşlar sert bir hareket gelecek. Yani yukarı mı gelir, aşağı mı gelir artık? Tabi orası için net bir şey söylemek mümkün değil. Ben sadece burada sizinle potansiyeli paylaşmak istedim aslında. Çok ciddi manada bir daralma var şu bölgede. Fiyat ciddi manada sıkışmış durumda. Ve bu coin arkadaşlar bu kırılımı yukarıya doğru yaparsa eğer neredeyse %70'ler civarında bir hareket alanı oluşacak. Takip edilebilir. Yukarıya kırması durumunda da dediğim gibi arkadaşlar değerlendirilebilir. Coin'in adı burada. Değerlendirmek isteyen, takip etmek isteyen arkadaşlar varsa buyursunlar. Ayrıyeten de biz kapalı gruplarda zaten altcoin değerlendirmeleri de yapıyoruz arkadaşlar. Oralarda ben kendi kişisel görüşlerimi paylaşıyorum. O gruplara da gelmek isteyen arkadaşlar varsa katıl butonunu kullanarak gelebilirler. Şimdi geçelim buradan Bitcoin'e arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de kendi kişisel görüşlerim nedir, takip ettiğim seviyeler neler arkadaşlar, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim analize başlamadan önce. Arkadaşlar benim Bitcoin'deki düzeltme beklentim hala devam ediyor. Herhangi bir değişme söz konusu değil. Geçenki videoda aslında hangi durumlarda düzeltmeden vazgeçelim diye sizlere söylemiştim. Ama soran arkadaşlar var, tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar benim düzeltmeden vazgeçmem için haftalık bazdaki 2017'den beri gelen düşen trendin yukarı doğru kırılması gerekiyor. Bakın şuradan tekrardan haftalık baza geçelim sizlerle. Bakın kabaca bir trend çizgisi çiziyorum. Bakın 2017'den beri. Bu trend arkadaşlar yukarı doğru kırıldığı zaman ben bu düzeltme beklentimi tamamen ortadan kaldırırım. Ve tam anlamıyla arkadaşlar tüm paramla alıma geçmiş olurum. Ama bu trendin kırılım noktası dostlar 10.400 dolar seviyesine denk gelmekte yaklaşık olarak. Ve burası şu anda kırılmış durumda değil arkadaşlar. O yüzden benim düzeltme beklentim devam ediyor. Şimdi hangi durumlarda bu düzelt
Yani düzenli beklentimin kalkması için dediğim gibi buradaki bu düşen trendin arkadaşlar yukarıya doğru kırılması lazım. Şimdi aşağıda takip ettiğim noktalar nereler? Onlardan bahsedeceğim. Ayrıyeten ara nokta olarak da 9800 dolar bandını söylemiştim sizlere geçenki videoda hatırlarsınız. Yani 9800 liraya kadar gelecek hareketler arkadaşlar beni heyecanlandırmaz diye bir cümle kurmuştum. Tabi bu cümleye de çok fazla soru geldi. Hocam neden 9800, 9800'ün önemi nedir falan diye. Şimdi bunu da sizlere arkadaşlar çok net biçimde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakın günlük bazda Bitcoin'in grafiğini açıyorum sizlere. Günlük bazda Bitcoin'in grafiğini arkadaşlar burada hatırlarsanız sizlerle koronavirüs zamanından beri takip ettiğimiz bir trend vardı. Ve bu trendin aşağıya doğru kırılması Bitcoin'in üstündeki satış baskısını arttırabilir diye konuşmuştuk sizlerle. Şimdi arkadaşlar bu trend çizgisi aşağıya doğru kırıldı benim gözümde. Bakın yani kabaca çizdiğimiz zaman bunun aşağıya doğru kırıldığını ve Bitcoin'in arkadaşlar bunun altında kapanışlar yaptığını görüyoruz. Şimdi bu durum Bitcoin'in üstünde arkadaşlar satış baskısını arttıracak sebeplerden birisi benim gözümde. Tabi burası günlük baz olduğu için burada arkadaşlar bir kırılım veya bir sinyal yakaladığımız zaman hemen çalışmasını beklemek yanlış olur. Çünkü burası günlük baz olduğu için her bir mum burada bir günde oluşuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada bu trendin seviyesi şu anda 9800'e denk gelmekte. Yani arkadaşlar ben size demiştim ki 9800'e kadar gelecek hareketler beni heyecanlandırmaz. Şimdi Bitcoin 9800 dolar bandını aştığı zaman tekrardan kendisini bu trend çizgisinin içine atacak. Bu trendin içine atacak. Böyle olunca ne olacak arkadaşlar? Buradaki bu geri çekilme fake bir hareket olarak kalacak. Yani fake out olacak. Şimdi burası yani Bitcoin tekrardan 9800 dolar bandında bir hareket yaparsa orada kapanışlar yaparsa arkadaşlar şuradaki bu kırılım bir nevi iptal olacak. Yani fake bir hareket olmuş olacak ve görmezden gelinecek. Bu yüzden 9800'e kadar gelecek hareketler beni heyecanlandırmaz diyorum aslında. Ve 9800 üstünde arkadaşlar kapanışlar yaptığı zaman yani tekrardan kendisini bu trendin içine attığı zaman Bitcoin tekrardan 10400 dolar bandı açılacak Bitcoin'e. 10400 dolar bandı da zaten arkadaşlar bizim için çok kritik bir seviye. Daha yeni bahsettim haftalık bazdaki o düşüş trendine denk gelmekte. Yani önemli seviyeler 9800 ve 10400 demiştim ben kendim için. Çok fazla soru alıyordum. Bakın en basit şekilde anlatmaya çalıştım ve şu anda anlaşıldığını düşünüyorum. Şu anda da arkadaşlar 9300 dolarlar civarında fiyatlandığı için Bitcoin şu anda fiyatlarını görüyorsunuz. 9300 dolar civarlarında fiyatlanıyor. Bu sebeple dostlar ben bir düzeltme hareketi gelmesini hala beklemekteyim. Herhangi bir bu fikrimde bir değişme söz konusu değil. Şimdi aşağıda takip ettiğimiz noktalar neresi? Şimdi bir kere haftalık bazda bildiğiniz gibi ana destek noktamız 8500 dolar seviyesi. İlk olarak gelmesi durumunda arkadaşlar. Burası bizim ana destek noktamız. 8500 dolar. Tabi arada illaki bizim ara destek noktalarımız var. Mesela burası neresi arkadaşlar? Günlük bazda bulutun üst noktası. Zaten şu ana kadar güzel biçimde çalıştı. Bakın şurada gelen mumları görüyorsunuz. Tam olarak burayı iğnelediği yerlerde bir alıcı ile karşılaştı ve destek olarak çalıştı. Ama burası bakın bir defa daha iğneleniyor. Şimdi dostlar bir destek noktası ikinci defa denendiği zaman ilkinde denendiği kadar bir tepki alımını beklemek yanlış olur. Çünkü ilk denendiğinde, ilk denemesinde zaten oradaki alıcılar bir miktar boşaltıldığı için ikinci denemesinde arkadaşlar orası biraz daha zayıf bir destek haline geleceği için şu anda burada ikinci denemesinde muhtemelen bulutu aşağıya doğru kıracaktır. Dediğim gibi bulut aşağıya kırıldığı zaman da bizi aşağıda bekleyen ana destek noktası arkadaşlar 8500 dolar olacaktır. İlk etapta oranın da kırılması durumunda aşağıya doğru tekrardan destek noktalarını değerlendiririz. Zaten geçenki videoda değinmiştim. Ama arkadaşlar zaten önemli hareketler olduğu zaman sizlerle hemen analiz paylaşıyorum. O yüzden şu anda 8500'ü takip etmek benim gözümde yeterli. Ayrıca saatlik bazlarda inceleyebilirsiniz. Enstrümanları dediğim gibi 4 saatlik bazı geçtiğimiz zaman bakın burada gelen hareketlerin tam olarak bulutun üstünde takıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten bulutun üstü de düz bir çizgi halini almış. Bu da bildiğiniz gibi Ichimoku bulutunda düz bir çizgi halini alıyorsa bir gösterge. Bu bizim için arkadaşlar ekstra bir önem arz ediyordu. Bunu her videoda değiniyorum. Farkındayım çok fazla söylediğimin. Bazı arkadaşlar böyle eleştiriyor. Tamam hocam anladık düz bir çizgi halini aldığı zaman önemli bir seviye oluyor diyorsunuz. Ama arkadaşlar bu gerçekten önemli bir bilgi. Her defasında da söylüyorum sizlere. Bakın zaten takip eden arkadaşlar varsa güzel bir bilgi olduğunu da fark edeceklerdir. Bakın burada
bulutun düz bir çizgi halini almış arkadaşlar. Enstrüman burayı bakın şu bölgelerde 3 defa denemiş ama kıramamış. Aşağıda da bakın mavi seviyesi düz bir çizgi halini almış arkadaşlar. O seviyede bakın geri çekilmelerde çok güzel biçimde 2 defa destek olarak çalışmış. O yüzden önemli bir bilgi olduğu için de sizlerle paylaşıyorum. 1 saatlik bazı geçtiğimiz zaman da bakın gelen hareketlerin bulutun üstüne takıldığını görüyorsunuz. Yani Bitcoin üstündeki satış baskısının bir miktar artması için bir kere saatlik bazlarda ilk etapta kendisinin bulutun üstüne atması gerekiyor. Ondan sonra da arkadaşlar yukarı yönde daha yeni günlük bazda bahsettiğim 9800 dolar seviyesi önemli bir seviye olacaktır. Dediğim gibi şu anda Bitcoin'de aşağıya doğru olan beklentinde bir değişme söz konusu değil arkadaşlar. Bir değişme durumunda zaten sizlerle paylaşacağım video. Paylaşımlar zaten analizler yapıyoruz dostlar. Ayrıca katıl butonunu tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. Katıl butonunu kullanarak arkadaşlar kapalı gruplara gelebilirsiniz. Orada ayrıca altcoin değerlendirmeleri gün içinde Bitcoin'e dair paylaşımlar yapmaktayız. Katıl butonu abone ol butonunun hemen yanında bulunuyor. Bu butonu kullanarak arkadaşlar o gruplara katılabilirsiniz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.